Merhabalar, Büyük Beyaz File'ye hoş geldiniz. Şimdi malumunuz her videonun başında da söylediğim üzere World of Warships'te Destroyer denemek isteyenler için, Destroyer ağacını ilk kez denemek isteyenler için tavsiye ettiğim ağaç Amerikan Destroyer ağacı demiş ve Amerikan Destroyer ağacını tanıtırken 7. seviyeyi bitirmiş ve 8. seviyeye gelmiştik. Şimdi Amerikan Destroyer ağacında ilerlerken 8. seviyeye geldiğinizde karşılaşacağınız gemi USS Benson. Yani ben Benson diyorum şahsen. USS Benson, daha doğrusu Benson sınıfı tarihi olarak Amerika'nın ilk modern destroyer sınıfıdır. Mükemmel hava savunmasına sahiptir. Bunlardan kaç tane üretildi hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim. Ancak bunların daha sonra modifiyeli bir versiyonu olacak olan Gleaves sınıfı üretildi. Ve o Gleaves sınıfından Türkiye 4 tane de satın aldı diye hatırlıyorum. Bunlardan biri de bizim TCG Gelibolu'ydu. Benim destroyerler videosunda anlatmıştım. Ancak Benson'a dönersek, 8. seviyede karşılaşacağınız ve ilk kez elinize alacağınız Benson, abartmıyorum, oyunda 8. seviye olmasına rağmen 10. seviye gemilere, zırhlılara, kruvazörlere kafa tutabilecek 2-3 destroyerden biri 8. seviyede. Diğerleri nedir diye sorarsanız da işte bence Kagero, Lightning bu ikisi. Biraz daha Kizuki ile belki kafa tutabilirsiniz. Ben ağaç gemilerinden bahsediyorum. Yoksa tabii ki Kod var, Kid var, Kosak var, Asashio var, Terrible var, Loyang var, Varoğlu var. Ancak bizim konumuz Benson ve Benson basit bir tabirle anlatmak gerekirse oyundaki en çok yönlü destroyerlerden biri. Çünkü bu gemiyle kaptan becerilerinde istediğiniz yöne ilerleyebilirsiniz ve hangi yönde ilerlerseniz ilerleyin, tam randıman alırsınız. Yani gittiğiniz yolda seçtiğiniz kaptan spekinde tam randıman alırsınız. Yani full torpidocu giderseniz mükemmel bir torpido botu olur. Full topçu giderseniz mükemmel bir topçu botu olur. Full hava savunma giderseniz dehşet bir hava savunması olur. Şimdi Benson'un önce modüllerini göstereyim. Benson'un tıpkı bu kendisinden önce ağaçta gelen 6. seviye Farragut ve 7. seviye Mahan gibi bir C gövdesi var. Bu C gövdesi nedir? Onu da söyleyeyim. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, bakın Benson'un burada 3. 4. ve 5. tareti var. Ancak C gövdesini seçtiğiniz zaman 3. taret gidiyor, yerine 2 tane Bofors geliyor. 2 tane çiftli Bofors geliyor. Bununla, buna ek olarak da hızlanma modülü yerine defansif hava savunma alabilirsiniz ki bu kaptan becerileriyle de güçlendirdiğiniz zaman bildiğiniz böyle North Carolina gibi, zırhlı gibi, böyle hava savunması en iyi zırhlılar gibi uçak düşürebiliyor. Ancak şöyle bir durum var. 5 top karşılaşacağınız 8. 9. ve 10. seviye destroyerlere karşı size çok büyük avantaj kazandırabilir dolumu sebebiyle. Dolumu sebebiyle diyorum çünkü Benson tıpkı diğer Amerikan destroyerlerinde olduğu gibi 3.3 saniye doluma sahip, yani makinalı tüfek gibi sıkıyor. Bu niye önemli? Bu şundan önemli. Bakın Kosak 8. seviye bir diğer destroyer. Bakın 8. seviye bu ya. 9-10'dan bahsetmiyorum. Bunun 8 tane topu var. 5 değil 8 ama dolumu 5 saniye. Yine de bu DPS'i 5 toplu Kosak'ta Benson'dan daha iyi. Dolayısıyla kendinizi çok sağlama almanız lazım. Benson'un Kosak'a karşı avantajı ne derseniz hemen de söyleyeyim. Canı. Yani Benson'un 15.400, Kosak'ın 15.200 canı var. Kosak daha görünmez. Ancak Benson bir Amerikan destroyeri olduğu için şöyle bir avantaja sahip: manevra kabiliyeti. Yani 570 mm dönüş halkası var ki bu çok küçük sayılır diğer ülkelerin destroyerlerine nazaran. Yani bakın Japon Kagero 640, yani İngiliz Kosak 610. Anlıyor musunuz? Yani Amerikan destroyerleri oyundaki en küçük dönüş halkasına sahip oldukları için aşırı esnek, aşırı kıvrak, dolayısıyla da vurmaları aşırı zor destroyerlerdir. Buna ek olarak işte ateş gücünü de eklerseniz gerçekten başa çıkılması, yakın dövüşte çok kabiliyetleri, potansiyelleri yüksek olan bir destroyerdir Benson. Dediğim gibi Benson oyundaki en çok yönlü destroyerlerden biri. Benson oyunda 8. seviye olmasına rağmen 10. seviye gemilere kafa tutabileceğiniz 2-3 destroyerden biri. Ana bataryaları gösterdim zaten, standart torpido. Eğer torpido bot gidecekseniz benim gibi, ki ben gittim,
kaptan becerilerinde torpidolara yüklendiğinizde, yani torpido batarya uzmanlığı ve adrenalin patlaması verdiğinizde, torpidoların full canlıyken dolum hızı 110 saniye. Yani 2 dakikadan birazcık daha az ama zaten canınız muhtemelen bir noktada yarıdan aşağı düşeceği için bu yani 70 saniye 80 saniyeye kadar düşebiliyor. Çok hızlı torpido dolumuna sahip torpidoların menzili 9.2 km oysaki sizin görünürlük menziliniz 5.8, ki bu Japon ve İngilizlerden sonra en düşük görünmezlik demek. Torpido atmak için çok geniş bir menzile sahipsiniz. 9.2'den 5.8 çıkarırsak 3.4 km bir torpido görünmeden torpido atabilme menziliniz var. Torpido hızı 55 knot. Bunu isterseniz kaptan becerisiyle hızlandırabilirsiniz. Ancak tavsiye etmiyorum çünkü 7.7'ye falan düşüyor o zaman torpido menzili. Yani değmez kendinizi riske etmeyin. Neticede çoğu zaman karşınızda 9. ve 10. seviye gemiler olacak. Dolayısıyla düşük görünürlülük, yani pardon, yüksek görünmezlik, muazzam bir çeviklik, harika bir ateş gücü, çok güçlü torpidolar ve eğer olur da kaptan becerisine giderseniz yüksek nitelikli bir hava savunma, bu destroyerde seçebileceğiniz ve ilerleyebileceğiniz çok verimli yollar diyebilirim. Ben sonunda tek başınıza kalsanız bile yapabileceğiniz işler gerçekten büyük. Kaptan becerisinde olur da giderseniz zaten ilk 10 benim için standarttır. Önleyici bakım, son gayret, amir ve gizlenme, sonra da ben her zaman adrenalin patlamasına veririm. Ancak ondan sonra siz eğer topçu gidecekseniz şey yapabilirsiniz, bakın. Temel atış eğitimi ve gelişmiş atış eğitimi alarak hem hava savunmanızı köpek gibi güçlendirirsiniz, hem de ana bataryalarınızın, toplarınızın menzilini hem uzatır hem de dolumunu 3 saniyeye düşürürsünüz. Veyahut benim gibi torpido bot giderseniz torpido dolumu alabilirsiniz. Ben kalan 4'ü muhtemelen radyolokasyona vereceğim. Çünkü neticede 10. seviyede Shimakaze ve Yugumo gibi yüksek görünmezliğe sahip destroyerler var. Her ne kadar ateş gücüm yüksek olsa da bilgi her zaman sizin hayatınızı kurtarır. Yani önceden temkinli olmak varken niye riski göze alayım mantığındayım ben. Dolayısıyla baktım oradan radyolokasyon, canım az, baktım radyolokasyondan biri dibime yaklaşıyor, hemen oradan tıyıyorum. Çünkü hayatta kalmazsanız oyunda bulunmanızın bir esprisi kalmaz. Yani bir takımda, bir maçta verimli olabilmek için, bir şeyler yapabilmek için öncelikle hayatta olmanız lazım ki bunu birazdan göstereceğim maç videosunda göreceksiniz niye böyle söylediğimi. Modüllere gelirsek yükseltmelere, benim gibi gidecek olursanız birin biri, ikinin ikisi. Niye? Çünkü Amerikan sesimiz var. Amerikan sesinin süresi 2 dakika, yani 124 saniye. İçine gömülüyorsunuz ve sıkıyorsunuz. Bu tercih tamamen sizin. Üçüncüsü nişan alma modifikasyonu. Siz isterseniz hava savunmaya da verebilirsiniz. Hava savunmam güçlü olsun isterseniz. Tercih sizin. Burada bunu dönüşe değil de itişe de verebilirsiniz. Ancak ben sonunda sırf bu kıvırma fantezisini çok sevdiğim için ben buna gittim. Bu tamamen kişisel bir tercih. Yoksa ikisi de iyidir bunların. Tercih sizin. Beşincisi zaten gizlenme. Beşin ikisi. Bakayım anlatacak başka bir şey var mı? Yani hava savunması, yani 46 şu haliyle bile iyi sayılır. Her ne kadar mükemmel olmasa da, ama olur da full hava savunma giderseniz gerçekten uçak gemilerinin canını baya yakıyorsunuz. Benson hiç ağaç destroyer'ı tutmayacak olanlar için tutmalarını tavsiye edebileceğim birkaç destroyer'den biri. Gerçekten çok zevkli. Hani hiç sıkılmadan oynadığım birkaç destroyer'den biri bu. Şimdi Benson'un tek başına kalsa bile kabiliyetlerini göstereceğim bir video göstereceğim size. Uçak gemisi yoktu. Çünkü zaten uçak gemilerinin sayısı son yamadan sonra azaldı. Artık fazla artmaz. Dolayısıyla kendinizi uçak gemisiz maçlara göre ayarlayın, o beklentiye girin demek yanlış olmaz. Yine uçak gemileri gelecektir ama ben dediğim gibi Benson'un torpido bot halinden çok zevk aldığım için torpido bot gittim Benson'da. Hemen videoya geçeyim ve Benson'u size anlatayım neler yapıp neler yapamadığını.
Şimdi maç başlarken tabii ki her zamanki gibi kadrolara bakıyoruz ve neye dikkat ediyoruz? Bir uçak gemisi yok. Karşıda tek bir radar var, o da Alaska. Ve karşıda bir Mogador var. Buna ek olarak destroyerlerinden ikisi Asashio ve Shiratsuyu, ki bunlardan biri benim kadar görünürlüğe sahip, diğeri ise beni önceden görebiliyor. O da Asashio. 5.4. Mogador'a ne dikkat etmemiz lazım? Mogador çünkü Fransız destroyeri bizi spotlarsa, tespit ederse veya tespit edilmiş bir şekilde yakalarsa menzili içinde, hani 5-6 atışta bizi tamamen yok etmesi, beni tamamen imha etmesi işten bile değil. Dolayısıyla çok temkinli olmam lazım. Şimdi ben haritaya bakıyorum, ne görüyorum? Bizim Shiratsuyu ve Zegger kaldı sağdan ilerliyor. Eyvallah, tamam. Bizim Buffalo da o tarafa yöneldi. Aşağıdaysa bir Helena ve bir North Carolina var. Şimdi ben maça başlarken öngörüm şu şekildeydi. Aşağıdaki grup, yani Fantask, Helena ve North Carolina olur da kendilerinden çok büyük bir ezici güçle karşılaşırlarsa oradan kaçarlar. Varsayımım bu. Neticede orada sadece 3 kişiler. Sen niye oraya gidiyorsun demeyin. Çünkü zaten ben Destroyer'im, benim işim keplemek. Şimdi ben B'ye gireceğim. Haliyle burada B'de muhtemelen ya ilk önce Mogador'u spotlayacağım ya da diğer iki Destroyer, yani Japon Destroyer'leri Shiratsuyu veya Asashio beni spotlayacak. Uçak gemisi yok. Dolayısıyla içeri ateş gücüme de dayanarak içeri giriyorum. Olur da spotlanırsam zaten sisi basıp tıyacağım buradan. Ancak şu an bildiğiniz böyle karşıma çıkacak bir Destroyer arıyorum. Yani karşının neticede Japon Destroyer'leriyle baş edebilirim. Mogador'la baş edemem. Ancak Japon destroyerleri karşıma çıkarlarsa evet, onlarla baş edebilirim. Mesele kimin nerede olduğunu önceden görebilmek tabii ki. Çünkü şu an bakın arıyorum. Özellikle şu an yan ilerliyorum. Niye yan ilerliyorum? Her ne kadar erken olsa da Japonların daha torpidoları daha dolmamıştır. Buralardaysalar bile. Alaska spotlandı. Radarı var. Radar bize çok uzak şu an, gördüğünüz üzere. Alaska ta haritanın diğer ucunda. Dolayısıyla buraya bir destroyer gelip beni tespit etmediği sürece kendimi güvende hissediyorum. Şimdi oradaki New Orleans içeri kırar veya oradaki iki tane zırhlı yavaşlar diye direktman tam oraya attım. Ne onlar? Gneisenau ve Bismarck. Bismarck'ın gerçi hidroakustiği var, ancak olur da yavaşlarsa veya bu tarafa doğru dönerlerse onları torpidolayacağım. Z23'ün yerini gördük, Shiratsuyu'nun yerini gördük haritada. Ancak hala Asashio ve Mogador nerede bilmiyorum. Şimdi oradaki Shiratsuyu muhtemelen bizim Z46 ve bizim Shiratsuyu, bakın ateş ediyorlar birbirlerine. Muhtemelen harcayacaklar onu. Ancak Mogador bizim Fantask'ı yedi bile. Ve Mogador da kendini gösterdi. Mogador bakın bana yakınmış biraz. Tabii ben burada dolanıyorum. Niye dolanıyorum? Olur da beklenmedik biri gelirse diye ona cevap verebilmek için. Yani şu an bildiğiniz ben B bölgesini güvende tutmaya çalışıyorum. C'dekiler tabii Fantask ölünce Helena hemen döndü, ama North Carolina hala, bakın C diyorum, A kısmına bakarsanız North Carolina hala dönmedi. North Carolina hala dönmedi. Muhtemelen orada tek başına yakalanıp ölecek. Yani 10. seviye Alaska var. Karşısında bir de Mogador ve Z23 çıkacak. Soyuz da ona sıkıyor. Helena kaçtı, ama bizim zırhlar oraya gidene kadar zaten muhtemelen North Carolina ölecek. Mevzu benim başıma ne gelecek? O Mogador'un kesinlikle ve kesinlikle bana yaklaşmaması lazım. Yaklaşırsa adada duracağım. Şimdi burada CC bastım. New Orleans'a sıkarım diye. Gel gelelim, New Orleans'ı ben tespit ediyormuşum burada ve gördüğünüz üzere haritada aşağımda duran adamların hepsi adanın arkasına geçmiş. Göremiyorlar onu. Şimdi Mogador'u sıksam diyorum, ama Mogador benim top menzilimin tam da ucunda gibi görünüyor. Dolayısıyla ona sıksam da top ona varana kadar adam zaten gitmiş olacak o noktadan. Dolayısıyla Mogador'u sıkmanın bir esprisi yok. Şimdi sizi buraya bir fake olarak attım ben esasında. Hani olur da işte Asashio bakın hala görünmedi. Shiratsuyu diğer tarafta, hani olur da sıkmak isterlerse burada Destroyer var diye düşünsünler. Benim şu an derdim bu. New Orleans'a doğru attım torpidoları. Belki yavaşlarsa yer. Ama gördüğünüz üzere şu an bir adam gerideyiz. 5.8 görünürlülük var. Ve bakın bir kişi daha yattı. Lazo. O nerede öldü? Nagato öldürdü onu. Bakın ha, diğer tarafta C'de. Rus destur kruvazörü oynuyorsanız keplere girmeyin arkadaşlar. Yoksa Lazo gibi ölürseniz. Şimdi A'da bakın.
Tam 4 zırhlı ve bir Helena var ağda. Çok güçlü görünüyoruz. Adamların Colorado'su bize doğru geliyormuş. B'ye doğru geliyormuş galiba. Yani bana doğru geliyormuş gibi galiba. Bakalım bu arada New Orleans o 9.2 kilometre menzilli torpidolardan yiyecek mi? İnşallah 2 tane yer. İnşallah 2 tane yer. İkinciyi yemedi. Ancak bir tane yedi ve onda su aldı. Muhtemelen de söndürdü onu. Yok, söndürmedi. Gerçekten su alıyor adam. Çok ilginç. Neyse efendim. Baktım. Şimdi sausage roll. Yani sosis lahmacunu gibi bir şey bu. Sarma sosis. Bak şıra suyunun canı bitmiş. 3 adam gerideyiz. Ben şu Colorado'yu bir sürpriz yapacağım. Ama Colorado nereden çıkacak? Evet, biz karşının Bismarck'ı öldü. Bakın Destroyer oynarken daha önce de söylemiştim. Ada arkası sürpriz saldırısı bir Destroyer'in en güçlü silahlarından biri. Şu an 4'e 2 olduk. Karşının Shirasu'yu söyledi ve Colorado gördüğünüz üzere buradan çıkmaya karar verdi. Buradan çıkmaya karar verdiği için de ben ona tatlı bir sürpriz yapacağım. Yeter ki şu torpidolar dolsun. En azından 4'e 3'e getiririm skoru. Dolayısıyla buradan şimdi bastırıyorum ve o Colorado'yu şaşırtacağım. Gnaizen abi bizim Shirasu'yu aldı. Helena Alaska'yı aldı. Radar kalmadı piyasada. Orada Colorado'yu biraz şaşırtalım böyle. Yavaşlayacağını biliyoruz zaten şey beni gördüğü için. Ancak artık bir kaçarı yok ve Colorado gider. Colorado gitti. Şimdi ben B'yi aldım. A'da bizim takım sağlam savaşıyor, değil mi? Yani 5'e 4'üz, yani iyi savaşıyoruz. Dolayısıyla ben gidip şu C'yi alayım diyorum. C'de bir muhtemelen Asashio var. Asashio bakın hiç görünmedi daha. Haritada nerede olduğu belli değil. Mogador görünüyor, Z43 görünmüş. Ancak Asashio'nun yeri belli değil. Bu Asashio nerede? Dolayısıyla ben C'ye doğru gidiyorum. Karşıda bakın bir Gneisenau var, bir Miyoko var, bir Nagato var. Bunlarla baş edebilmemiz lazım. Bu arada 69.000 hasar sadece tek bir Nagato'dan. Nagato diyorum, Colorado'dan. Tabii bir de New Orleans'ta biraz su aldı. Asashio bizim 5. George'u harcadı. Bizim 5. George'u A'da harcadığına göre Asashio şimdi görüldü orada. Yani adamlar A'da 3 Destroyer, ikisi zaten torpidocu. Asashio özellikle zırhların olduğu yere gitmiş. Normal olarak zırhların şeyi yani avcısı neticede. Dolayısıyla ben burada çok rahat bir şekilde C noktasını tek başıma alabilirim. Bakın 5'e 6 olduk, yine gerideyiz ama maç yine dengeli gidiyor ve puan olarak biz öndeyiz. Puan olarak biz öndeyiz. Ben şimdi C'ye gireceğim. Ondan sonra ne yapabilirim diye düşünüyorum. C'ye girdikten sonra muhtemelen şu Gneisenau ile uğraşacağım. Niye? Çünkü adam orada durmasına rağmen kaçmıyor C noktasından. Yani ilerlemiyor. Benden uzaklaşmıyor. Ne yapıyor? Orada duruyor veya geri pedallıyor. Yani kendince taktik pozisyon alıyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım burada şimdi? Ben burada CC'yi basıp o Gneisenau'yu sıkmaya başlayacağım. Ama yeter ki onu birazcık daha yakın menzilime alayım. Yani olabildiğince yakın top menzili içinde olsun. Şimdi ben buradan görünmeden sıkmaya başladım ona ve sisi de bastım. Ancak Gneisenau yine spotlayan bir tek benmişim herhalde ki adam gözden kayboldu. İşte bu en gıcık olduğumuz olaylardan biri. Hemen torpido atsam mı atmasam mı diyorum ama Gneisenau'nun bir görünmesi lazım öncelikle. Ve Gneisenau göründü. Gördüğünüz üzere Gneisenau kaçıyor. Kaçan adama yapacağımız tek şey torpido atamayacağımıza göre sıkacağız. Bakın 3.3 saniyede bir makinalı tüfek gibi sıkıyoruz. Yakmaya çalışıyoruz Gneisenau'yu. Ben de şu an ateş başlatma, yangın başlatma bayraklarının ikisi de var derken bizim takım 4'e düştü. Bir anda o A noktasında gördüğünüz zırhların hepsi gitti. Yani Z23 ve Asashio bizim oradaki zırhlı takımın tamamını sildi süpürdü. Geriye Destroyer olarak bir ben kaldım. Hemen şu Gneisenau'yu bir daha yakalım. Alman zırhları kolay yanar arkadaşlar. Seviyesi fark etmeksizin. Niye? Çünkü üst yapıları kalabalıktır. Üst yapıların zırhı ince olduğu için yakıcı mermiler kolay deler onları. Haliyle yakıcı mermiyle deldiğiniz zaman da yangın başlatma şansınız birazcık daha yüksek olur diye düşünüyorum. Yani bunu tam olarak matematiğini hesaplamadım, araştırmadım. Araştırdım dersem yalan söylemiş olurum. Ancak iki tane yangın bayrağı olduğu için de kolayca yaktım Gneisenau'yu ve kolayca öldürdüm diye düşünüyorum. Şimdi karşıda bir Miyoko var, karşıda bir Nagato var.
Sözde bütün cap noktalarını almıştık. Ancak bizim takım 3 kişiye düştü. Ve B ve A elden gidiyor. Ben C'yi tek başıma aldım. Şu an 2 kişi öldürmüş haldeyim. Ancak ve ancak muhtemelen bu maçı tek başıma sürdürmek zorunda kalacağım gibi görünüyor. Çünkü bizim Lion ve bizim Buffalo çok yanlış oynadılar. Yani Lion'ın zaten orada ne işi var derken Buffalo da gitti. Miyoko tarafından öldürüldü ve 2'ye 6 kaldı. Şimdi o Miyoko'yu nasıl öldürürüm diye düşünürken bakıyorum etrafa şöyle. Buradan bir destroyer gelebilir diye tahmin ediyorum. Ama hangi destroyer? Mogador'un gelmesini kesinlikle istemiyorum. Mogador gelirse direkt sis basıp adanın arkasına falan kaçacağım. Yani ölmemem lazım. Evet, bu maçı belki kaybedeceğiz. Lion Miyoko'yu öldürdü bu arada. Aferin ona. Bu maçı belki kaybedeceğiz ama en azından benim şerefle savaşıp kaybetmem lazım. En azından yapabileceğimin en iyisini yapayım. Açıkçası bu maçı oynarken ben güzel bir video çıkarayım diye oynamadım. Çünkü neticede bir Benson videosu zaten yapacaktım ama Benson o kadar zevkli bir destroyer ki benim gözümde. Hani oynarken hakikaten kendinizi kaybediyorsunuz. Benim yaşadığım Benson'da bu. Hakikaten böyle Benson oynarken bir transa falan giriyorum. Çünkü Destroyer çok iyi, çok zevkli. Elinizden her şey geliyor, her şeyi yapabiliyorsunuz. Zevk aldığınız için de dolayısıyla hani bu pozisyondaki gibi 2'ye 5 kalsanız bile hala bir şeyler yapabileceğime olan bir güven ve inanç var içimde. Bu Benson'la her daim yaşadığım bir his. Diğer destroyerlerle pek değil. Çünkü atıyorum Japon destroyerle oynarken top ateş gücünüz zayıf mesela. Hani bir Amerikan'a nazaran. Dolayısıyla torpidoyla vurmadığınız sürece bir rakibi sadece top ateşiyle imha etmeniz zor. Yani mesela şu New Orleans. New Orleans'ı ben birazdan bitireceğim. Nagato torpidoları yiyecekmiş gibi görünüyor. New Orleans'ı bitireceğim mi? Bakın New Orleans'ı bitirirken bile zaman alacak. Bu Kagero ile daha fazla zaman alacak. İşte bakayım New Orleans nereden belirecek derken Nagato 2, 3 ve 4. torpido da öldü. Bakın şimdi New Orleans'a sıkmaya başladım. Birinci salvo, ikinci salvo derken birinci salvodaki 5 topun 4'ü isabet ettiği için adam direktman öldü ve double strike aldık. Şu an 2 tane yok edici vuruş mu oluyor? Devastating strike, bir tane de double strike aldık. Yani çifte vuruş. Şimdi karşıda ne var? Karşıda bir Soyuz, karşıda bir Mogador ve karşıda bir Z-23 var. Şimdi Z-23'ü ben önceden görebiliyorum. Ancak Mogador bir ada arkasından karşıma çıkarsa ayvayı yedim. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Zaten kaybedeceğim kesin de. Ben ne yapıyorum şu an? Adaların oradan direkt uzaklaşıyorum. Çünkü Mogador'un bana bir sürpriz yapmaması lazım. Mogador'un kesinlikle bana bir sürpriz yapmasına müsaade etmemem lazım. Yani ada, çünkü kaçma pozisyonundayken bakın şu an herhangi bir yerden gelebilir, bana yaklaşabilir diye direktman torpidoları sıkıyorum rastgele. Çünkü adamın nerede olduğunu bilemiyorum, nerede olduğunu görebiliyorum. Mogador'u görebilmenin tek yolu açığa çıkmak. Ki adam ada arkasından görünmesin. Direktman açıkta zaten görünürlüğü yüksek olduğu için kendini uzaktan belli edecek. En azından hangi yöne, ne yöne kaçmam gerektiğini onu gördüğüm an bilebileceğim. Ki bu birazdan da göreceksiniz, çok işime yarayacak hayati bir bilgi. Z23 beni spotladı. Daha doğrusu ben Z23'ü spotladım ama haliyle Z23 kendisini spotladığımı gördüğü için direktman yönünü değiştirdi ve uzaklaşıyor. Muhtemelen benim olduğum istikamete torpido attı. Ben öyle varsayıyorum. Dolayısıyla bakın şöyle yandan yandan hafif yan çizerek bir sağa kıvırarak bir düz girerek olabilir belki torpido gelebilir üzerime diye kıvırarak ilerliyorum. Neticede Amerikan destroyeriyim. Hani torpido gelse bile kıvırarak muhtemelen bir aralarından geçebileceğim diye düşünüyorum. Ve bakın tam da tahmin ettiğim gibi Mogador nereden çıktı? Tam ada arkasından çıktı Mogador. İyi ki açığa çıkmışım, iyi ki kaçmışım. Şu Soyuz'da Mogador'dan kaçarken bir yandan da hızıma bakıyorum. Allah'tan ki motor hızlandırma o an açıkmış. Çünkü neticede Mogador bir Fransız destroyeri. 50 küsür not hızla gidiyor. Beni kolayca yakalayabilir. Ancak biraz da benim şansıma adam yukarı kırarak beni oradan aramaya başladı. Ve Mogador beni ararken ben Soyuz'u gözetliyorum burada. Onu gözlemliyorum. Şu ana kadar gözlemim Soyuz hiç kırmadı. Yavaşlamadı, sağa kırmadı, sola kırmadı. Dolayısıyla muhtemelen
Torpido atarsam direktman yiyecek, torpidoların üzerine gidecek ve yiyecek. Dolayısıyla torpidoları attım beyaz işaretleyicinin tavsiye ettiği yere. Şimdi ikinci torpido tüpü de geliyor. Bu arada Mogador'dan olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum. Baktım şimdi Soyuz yavaşlıyor. Ancak bu adam hızlı gittiği için muhtemelen biraz yavaşlayıp yeniden hızlanacak diye varsayıyorum. Ve bir yandan da Soyuz beni tespit etmesin diye kaçmaya çalışıyorum. Şimdi Z-23 nerede? Ben sonunda oynarken şu gördüğünüz ortamda en düşük görünürlüğe ben sahip olduğum için Z-23'ü açıkta önceden görebileceğim. Dolayısıyla şu an derdim Mogador'dan kaçmak ve bir yandan da Z-23'ü aramak. Çünkü Z-23'ü yakalarsam top atışıyla öldüremesem bile canını yakabileceğimi düşünüyorum. Bu arada Soyuz uyanıklık yaptı, yavaşladı. Niye yavaşladı derseniz hemen söyleyeyim, sonradan jeton düştü. Z-23 Soyuz'un civarlarında yüzdüğü için ve Z-23'ün hidroakustiği olduğu için torpidoları önceden spotladılar. Soyuz bu yüzden yavaşladı, bu yüzden durdu. Yani Z-23 şu an o Soyuz'un oralarda bir yerde. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Madem Z-23 orada, muhtemelen C'ye doğru gidiyor, hatta gitti muhtemelen C'ye doğru. Ben buradan B'nin, hazır Mogador da beni ta haritanın diğer ucunda ararken, şöyle B'nin kenarından gireyim, en azından B'yi kepleyeyim. Hani olur da Soyuz B'den içeri doğru kıvırırsa yine üzerine torpido atarım. Belki öldürür, maçı çeviririm. Ancak maçın da bitmesine 3,5 dakika kalmış. Bakalım daha ne kadar çevirebileceğim maçı. Şu ana kadar 11 torpido isabeti, 4 tane su aldırma, 4 yangın başlatma, 54 top isabeti. Ve maç daha bitmedi. Acaba maçı çevirebileceğim mi? Bakalım. Derdim şu an esasında maç çevirmekten ziyade yapabildiğimin en iyisini yapmak. Çünkü Mogador'la baş edebilir miyim diye düşünürken Mogador arkada belirdi. Haliyle ben B'ye girdiğim için Mogador da direktman B'ye yöneldi. Şimdi Mogador beni aramak için içeri doğru kıracağından adım gibi eminim. Yani benim bu köşede olduğumu muhtemelen tahmin etmiyordur. Haliyle de hemen bu kendi soluna kıracak ve beni ortalarda bir yerde arayacak. Dolayısıyla ben şuradan kenardan kaçıyorum. Mogador beni yakalarsa zaten CC basacağım. Artık motor hızlandırma seçeneğim kalmadı. Bakın Mogador beni yakalamasın diye özellikle zigzag yapmayarak gidiyorum. Bu arada evet, o torpidolardan birini yiyecek mi? Ve yedi. Mogador'un canının yarısı gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık ben son olarak Mogador'a kafa tutabiliriz demek. Dolayısıyla ben direktman Benson'un 5 topunu burada konuşturmaya başladım. 3,5 saniyede bir Benson'a sıkacağım. Ve bakın Mogador ana batarya dolum modülünü aktive edip bana sıkmaya başladı. Ancak ben Amerikan Destroyer olduğum için kıvıra kıvıra Benson'un torpidolarını bakın. Evet, arada 1-2 tane yiyorum ama isabet ettiremiyor bana. İsabet ettiremiyor. Tabi bunda şeyin de payı var. Benim aldığım dönüş yükseltmesinin de payı var. Bu arada Soyuz da oradan patlayıcı mermi sıktı hayvan ve yaktı beni. Hemen onu söndürelim. Şimdi Mogador muhtemelen beni avlamayı peşimden gelecek. Canımın yarısına yakını gitti sayılabilir. Çok az canım var değil de Mogador'a nazaran canım az. Çünkü ana batarya dolum modülü olmadan bile çok ağır vuruyor. Ama bakın kaç, ne kadar canı kalmış? 4300 canı kalmış. Bir daha sıkalım. Adanın arkasına geçti. Kaldı 3700... Aldı 3200. Bu arada yüksek kalibre aldık. Mogador tabi Fransız destroyer olduğu için kıvıra kıvıra geliyor. Kaldı 2300. Kaldı 1800. Torpidolarını kırdık. Bu arada kıvıra kıvıra geldiği için. Hadi bir tane daha. Kaldı 941. Bu arada derken 51 canı kaldı ve Kraken'imizi aldık. Ancak Kraken'imizi aldık. Şu an torpido attı mı? Atamadı. Niye atamadı? Çünkü torpido modüllerini kırdık. Gördüğünüz üzere Benson'la bir Mogador da alabiliyorsunuz. Yani Benson'la yapabileceğiniz şeylerin skalası bir hayli yüksek. İster hava savunma olsun, ister topçu botu olarak olsun, ister benim gibi torpido botu olarak olsun. Benson'u ne kadar oynarsanız oyunu o kadar çözersiniz bir destroyer olarak. Hani Benson bana destroyer oynamayı en iyi öğreten destroyerlerin başında geldi. Yalan söylemeyeyim. Hani ben evet 7. seviyeye kadar Amerikanlar güçlü ama Benson'da hakikaten bir seviye atlıyorsunuz. Niye? Çünkü mahan ateş gücüne sahipsiniz. Ancak ve ancak görünürlüğünüz
çok düşük. Dolayısıyla da bu şekilde maç çeviremeseniz bile harika bir performans sergileyebiliyorsunuz ki ben öyle yaptığımı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video 8. seviye Amerikan Premium Destroyer USS Kid olacak.